Şimdi öncelikle rehinelere e, hiçbir şekilde zulmedilemez. Yediğinizden yedirmek, içtiğinizden içirmek, giydiğinizden giydirmek zorundasınız. Yani en zalim bir kişiyi rehine olarak almışsanız bile ona işte e, kurtlu ekmek yediremezsiniz. Sofranızda çoluğa çocuğa ne yediriyorsanız aynısını en zalim olduğunu bildiğiniz eğer elinize rehine veya esir düşmüşse yedirirsiniz. Kaldı ki Hamas askerlerinin orada İki iki rehineyi serbest bıraktığı zaman İsrail'i rehineyi biliyorsunuz oradaki kadın İsrail'li kadın gayri ihtiyari arkasına döndü ve tokalaştılar. Bir de bir de Gazze'lilere sağlık için yardım eden bir kadın. Evet. Sürekli yardım eden, Gazze'lilerin tedavi edilmesi için rehin alınmadan önce yardım eden bir kadın. Yani o Bu rehinenin... Bu arada hastaneden canlı görüntü var. Ortadaki görüntü hemen üstteki görüntüde bugün yapılan bir bombardımanın Okula, evet. al, arttığından enkazda e, yapılan kurtarma çalışmaları onun düşün devam edecek. Karşımızda şöyle bir şey var. Günlük hayatınızda düşünün. Yani günlük hayatınızda herhalde şurada otururken bir çocuğu, bir kişinin elini alıp yerden yere vurduğunu düşünün. Çocuğun kafasının kanamaya başladığını düşünün. Bir süre sonra boğazına yapıştığını ne yaparsınız? Oturup seyreder misiniz? Oturup seyrettiğiniz zaman hayatınız eski hayatınız olur mu? Olmaz. O yüzden Türkiye'nin de, Türkiye'deki insanların da hayatı eski hayat olmaz. Yani biz bu görüntüleri izlerken bu görüntüler bize yapılıyor. Yani İsrail bunları oradaki Filistinlilere değil sadece bize de yapıyor. Işık yakmışlar az önceki görüntülerde gösterdin Erdoğan Aktaş. Bunların bir yönüyle de kendilerine ışığın oğlu diyorlar. Yani kendileri ışığın oğlu kendileri dışında kalan herkes karanlık. Hristiyanlar da içinde bunun bu arada. Yani sadece Musevi Yahudi olanlar ışığın oğlu. Oysa kendileri onun bunun ülkesinin beslemesinin oğlu. Yani bunlar besleme evladı. Ama kendilerini ışık evladı diyorlar. Sahtekarlık yapıyorlar o ışıkları yakarak. Çünkü ortada bir Filistin sorunu yok. Biz Filistin sorunu diyoruz. Hayır. İsrail sorunu var. İsrail'in barbarlık sorunu var terör devleti pozisyonuna gelme sorunu var. Şimdi bu iş nasıl aşılır? Sayın Cumhurbaşkanı öğrencileri alabiliriz dedi. Barış arkadaş da güzel yorumladı orayı. Şimdi çözüm nedir? Çözüm almak değildir. Biz hep yanlış anlaşılıyoruz. Suriyeliler konusunda da biz hep aynısını söyledik aslında. İdeal olan çözüm almak değil. Çözüm yerinde durdurmaktır. Yani siz Suriye'de bir savaş olmuşsa yerinde durduracaksınız. Mısır'da olmuşsa Afganistan'da olmuşsa yerinde durduracaksınız. Oradan almak çözüm olmuyor. Siz onları aldığınız zaman orası boş kalıyor bu sefer. Tamam zulme uğramasınlar ayrı. Yegane çözüm buraya askeri yardımda bulunmak. Yani bir şekilde Filistin'e, Gazze'ye askeri yardımda bulunmak zorundasınız. Çünkü bugün o ışıkları yakarak şov peşinde olan İsraililer şu anda biz bu saatlerde konuşurken Gazze karanlık ve binalar yıkılmış. Binanın altında çocuklar var fakat araç yok kurtaracak. Kurtaracak alet edevat yok. Alet var benzin yok. Yani öyle bir pozisyondalar şu anda. Dolayısıyla siz oraya askeri bir yardımda bulunmak zorundasınız. bulunmazsanız ölmeye devam edecek çocuklar. Yani o yüzden bunun reçetesinin bulunması lazım. Bu reçeteyi bulacak da ancak bölgede Türkiye aklı. Yani Türkiye aklı bunu çözebilirse çözer, çözemesi e, bu zulmü izlemeye maalesef devam ederiz. Bunun yegane çözümü göçleri Türkiye'ye almak değil, olan yere müdahale etmek. Şimdi e, Hamas işte suçlanmaya devam ediliyor. E, fakat Hamasla ilgili bir notu aktarmak istiyorum. 2017 yılında Hamas kendisini feshetti. 2017 yılında hatta basın açıklaması yaptılar dediler ki biz işte Batı Şeria'da bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne tabi oluyoruz. Biz fes oluyoruz. Hamas'ı ortadan kaldırıyoruz. Ee, ama işte Filistin Devleti kurulsun diyerek yaptılar. İsrail bunu da engelledi. İsrail hiçbir maddeyi kabul etmedi. Başta kabul etti. Tamam. Hamas fes edilsin. Hamas'ın bütün o asker kademesi fes oluyordu. maaşları bir şekilde ödenecekti. Sadece bu kadar. Savaşmayacaklardı. Silahlar olmayacaktı. İsrail başta kabul etti. Sonra kabul etmedi. Hamas Bugüne kadar bunu yapmadı da 75 yıl boyunca o topraklar nasıl işgal edildi? Yani Hamas bunlar için bir bahane. Dolayısıyla Batı da gene böyle seyredecekti. Geçen sene de bu zulüm oldu Ramazan ayında Batı gene seyretti. Önceki senelerde oldu, önceki senelerde oldu. Oldu, oldu, oldu. Batı ne yaptı ki? Batı hep seyretti. Ve bugün suyu olmayan bir yerden bahsediyoruz. Batı Şeria'da ve Gazze diye ikiye ayrılmış Filistin'de maalesef Batı Şeria dediğimiz Kudüs'ün de bulunduğu bölgede şu anda Mahmud Abbas devlet başkanı olarak geçiyor. Ama Mahmud Abbas maalesef kılını kıpırdatmıyor. Yani Mahmud Abbas orada kukla bir yönetim gibi duruyor. Tıpkı Yaser Arafat'ın olduğu gibi. Yaser Arafat'a kahraman diyoruz ama Yaser Arafat döneminde Filistin elden çıktı. Mahmud Abbas döneminde Filistin elden çıktı. Dolayısıyla e, buralar öncelikle bizim meselemiz. BM Genel Sekreteri Guterres hakikaten vicdanlı. Yani en vicdanlısı Guterres çıktı. En azından şöyle ağzının ucuyla da olsa ya işte Filistin İsrail'de de suçlar var. Bak bu kadara. Yani İsrail'in de yok mu hiçbir suçu ya dedi Guterres. Herhalde Guterres'i bunlar şu anda büyük bir lobiyle ortadan kaldırma peşindeler. O yüzden Türkiye'nin lobisinin güçlü olması gerektiğini de anlıyoruz. Kaldı ki bizim şu anda Filistin dediğimiz topraklarda hani Filistin meselemiz mi değil mi vesaire konuşuyoruz ya. Filistin dediğimiz yerde bizim mallarımız var. Bir kere Hayfa'da biliyorsunuz Abdülhamit Han'ın son dönem 1900 yılında yaptırdığı 1900 kilometre uzunluğunda olan uzunlukta 1900 kilometre hedef daha fazla Hicaz Mekke demiryolu projesi var. Kaldı ki Şam Mekke demiryolu İstanbul'dan Mekke'ye kadar trene binip getirme projesi vardı. O proje düz bir proje Erdoğan Aktaş. Aslında 1900 yılında yapılan proje Şam'dan başlıyor Medine'ye kadar iniyor. Sonra Mekke'ye gidemedi o. Şam'la Medine arasında dümdüz bir hat var. Fakat bir yerde hat Akdeniz'e doğru açılıyor. Orası Hayfa. Bugün İsrail'in işgal ettiği yer. Ve bugün hala Hayfa'nın meydanında Sultan Abdülhamit Han'ın diktiği kanatlı tren motifleri olan bir heykel var. O abi de bizim. O anıt bizim. O anıtı almak gerekiyor. İdealinizde ve zihninizde almanız gerekiyor her şeyden önce. İdealinizde ve zihninizde. E, kaldı ki Şam-Hicaz Demiryolu yapılırken medeniyete bakın. Yani yıkan medeniyet İsrail, yapan medeniyet Osmanlı'da biziz. Cumhuriyetimizin 100. yılı geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. 100 yıl değil. Bininci yılını kutlamak da nasip olsun. 7 demir köprü, 9 tünel, 96 istasyon, 7 gölet, 37 su deposu, iki hastane, 3 atölye ve karakollar yapılıyor. Bugün Medine'ye gidenler bilirler. Peygamber Efendimizin defnedildiği yerin hemen yakınında, çok yakınında bizim yaptığımız, bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İstanbul'da planları çizilen bir demiryolu istasyonu vardır. Son istasyon. Ve o istasyona Hala ben gittim orayı gördüm. Raylar, oradaki trenler, vagonlar bizim ya. Yani oradaki Medine'de bulunan vagonlar Türklerin vagonu. Ve bu Hicaz demiryolundaki mühendislerin çoğu Türk. Efendim Almanlar hayır. Almanlar katkı sağladı ama mühendislerin çoğu Türk. O demiryolunu yapan. Hani Abdülhamit Han Peygamber Efendimiz rahatsız olmasın diye o vagon Medine'ye yaklaşırken keçeler koydurmuş ses çıkarmasın. Sembolik bir şey. İşte o bizim. Ve o trenler Hayfa'ya da uğruyordu. Filistin'e de uğruyordu. Bizim şimdi Türkiye olarak evet toprak işgali peşinde değiliz. Ama bir gerçeği görelim. Suriye, Irak diye yerler yoktu. Tarihi zaman içerisine baktığınız zaman. Şam vardı, Bağdat vardı. Yani buralar bizim ilgi ve etki alanımız. Bizim bugün buralarda ilgi ve etki alanımızı genişletmemiz gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yaptığı bütün operasyonlar İsrail'in aşağıdan Türkiye'ye gelme Peki. o mevut arzı mevut dediği Davut koridorudur dediği koridoru kıran bir hat. Dolayısıyla sizin bugün Suriye'nin içlerinde çok daha büyük operasyonlar yapmanız gerekiyor. Cumhuriyetin 100. yılı PKK elebaşlarını ortadan kaldırarak kutlanır. Cumhuriyetin 100. yılı TCG Anadolu gemisini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ederek kutlanır. Cumhuriyet'in 100. yılı Suriye'de YPG hattını tamamen yok ederek işi yok ederek kutlanır. Dolayısıyla orada biraz daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha ileriye gitmesi noktasında Türk milletinin de bizim milletimizin de biraz daha gayretli olması gerekiyor. Benim bir çağrım var. Son iki cümlem Lütfen, ve bitiriyorum. Evet. Birincisi İsrail e, Türkiye'de yaşayan Yahudiler sonuna kadar ülkemizde yaşasın. Son, sonuna kadar ve sonsuza kadar huzur içinde ama buradan şuradaki soykırım yapılırken İsrail'e gidip orada savaşanlar geri Türkiye'ye alınmasın. Ben böyle bunu risk görüyorum. Terör örgütü üyesi gibi gelip de Türkiye'de eline kan bulaşmış insanların dolaşmasını istemiyorum. Bir gazeteci olarak çağrım budur. İkincisi İs, e, İsrail televizyonlarında maalesef evet İsrail halkının da Yahudilerin de önemli bir kısmı İsrail'in bu soykırımına karşı çıkanlar var. Yani Yahudilerden de karşı çıkanlar var. Biz o noktada bakın o Yahudilerle birleşiyoruz. Karşı çıktıkları için, vicdanlı oldukları için ben de teşekkür ediyorum onlara. Ama alçak bunlar ya Erdoğan Aktaş. İsrail'de televizyonlarda şu yapılanları seyrettirmiyorlar insanlara. Televizyonlarda köpekler hikayesini gösteriyorlar. Hamas bombalamış da iki tane köpeği kurtarmışlar. Bir saat köpeğin hikayesini anlatıyor ya. Bir saat açtım ne oluyor diye şöyle ileri sardırarak izledim. O yüzden e, bunlara, bunlara karşı bizim de psikolojik olarak, Türkiye olarak bütün hatlarıyla harekatlarımızı yapmamız gerekiyor. Vatandaş olarak da üstümüze düşenler var.